Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıf Ekoya yayınları sayfa 24 ile 31 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk çalışmamız konu değerlendirme. Birinci sorumuzla hızla başlayalım. Aşağıda verilen tablolarda boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Bakın bloklar yer alıyor arkadaşlar. Sayı var. Basamak adı ve basamak değerlerini bulmamız. Gerekli boşlukları doldurmamız istenilmiş. Şimdi birinci kısmımıza baktığımızda yüzlük bloklar var. Bir tane, iki tane, üç tane yüzlük blok 3 tane yüzlük bloğumuz var. Yani 3 tane yüzlük var. 3 tane yüzlüğümüz ne yapar arkadaşlar? 300 yapar. O zaman yüzler basamağının basamak değeri 300 olması gerekir. Onlar basamağına geçtiğimizde 2 tane onluğumuz var. 2 tane onluk ne yapar? 20 yapar. Birlik birlik kısmına geçtiğimizde bir tane birliğimiz var. O zaman birler basamağında da 1 yazmamız gerekir basamak değeri olarak sayımızı yazmamız istendiğinde de yüzler basamağı 3 olacak. 3 tane yüzlük kullanılmış. Onlar basamağı 2 tane onluk kullanıldığı için 10 olacak. Birlik kısmında da birler basamağında da bir tane kullanıldığı için birler basamağımızda 1 olacak. Sayımız da 321 olarak karşımıza gelmiş oldu. İlk tablomuzu bu şekilde eksiklerini tamamlamış olduk. İkinci tablomuza geçelim. Burayı sildim arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci boşluğumuza geçtiğimizde bir tane yüzlüğümüz var. O zaman bir tane yüzlük 100 yüz yapar basamak değeri olarak. 1, 2, 3, dört tane onluk var. Dört tane onluk 40 yapar. Birlik olarak hiçbir şey verilmemiş. O zaman birler basamağına ne yazacağız? Basamak değeri olarak 0 yazmamız gerekir arkadaşlar. Hiç kutu olmadığı için 0 yazdık. Sayımıza geldiğimizde yüzler basamağı 1 olacak bir tane yüzlük olduğu için. Onlar basamağı 4 tane onluk olduğu için 4 olacak. Birlik kısmında hiçbir şey olmadığı için 0 olması gerekir. Sayımız 140. Yüzler basamağı basamak değeri 100. Onlar basamağının 40. Birler basamağında 0 olarak ikinci tabloyu da tamamlamış olduk. Üçüncü tablomuza geçelim. Burada arkadaşlar 2 tane yüzlük kullanılmış. 200 Onlar basamağında hiç onluk kullanılmamış. Ne kullanacağız arkadaşlar? 0'ı kullanıyoruz. Birlik kısmında ise 2 4 6 tane birlik var. 6 kullanmamız gerekir basamak değeri için. Sayımıza geçtiğimizde yüzlük kısmında 2 bulunacak. 2 tane yüzlüğümüz var. Onluk kısmında hiç onluk yok. 0. Birlik kısmında 6 tane birlik var. 6 sayımız 206 olarak karşımıza gelmiş oldu. Sayfa 24'teki çalışmamızda diyoruz. Ve alt kısma doğru devam ediyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki sayılarda 5 rakamının bulunduğu basamağın adını yazınız. Basamak değerini bulunuz demiş. Basamak adı ve basamak değeri. Yapalım şimdi arkadaşlar. Bir siyah kalem alalım. Bu 5'in bulunduğu basamağın adını bizden istiyor. Neresi arkadaşlar burası? Birler basamağı. En baştaki basamağımızın adı birler basamağı olarak karşımıza gelir. Eğer ortadakini sorarsa hemen ikinciyi onlar basamağı olarak karşımıza gelecek. Eğer en soldaki üçüncü sıradakini sorarsa yüzler yüzler basamağı olarak isimlenecek. Yine burada 3. basamak yine yüzler basamağı olarak karşımıza gelmesi gerekiyor dedik. Şimdi basamak değerine geçelim. Basamak değerlerini bulalım. 5 var. Birler basamağıyla çarpıldığında 5 tane birlik ne yapar? 5 yapar arkadaşlar. 5 tane birlik 5 yapar. Onlar basamağında ise 5 tane onluk ne yapar? 50 yapar. 5 tane onluk 50 yapar dikkat edin. 5 tane yüzler basamağındaysa 5 tane yüzlük 500 yapar. Yine burada da 5 yüzler basamağında yine bu da 5 tane yüzlük 500 yapar. 3. ve 4. aynı ikisi de 5 ve yüzler basamağında olduğu için 500 olarak basamak değeri çıktı. Diğer ikisi 5 ve 50 olarak karşımıza gelmiş oldu. ikinci sorunun cevabı için. Burayı da tamamladıktan sonra 3. sorumuza doğru devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y yazınız. Yazalım arkadaşlar. Birinci ifadeyi okuyalım. 389 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam 3'tür. Basamak değeri en küçük olanı sormuş. Basamak değerleri arkadaşlar 3 sanki küçük bir sayı gibi gözüküyor ama basamak değerinde öyle olmaz. Çünkü 9'un basamak değeri 1'ler basamanda olduğu için 9'dur. 8 10'lar basamanda olduğu için basamak değeri 80'dir. 3 100'ler basamanda olduğu için 3 tane yüzlük basamak değeri 300'dür. O yüzden basamak değeri en küçük olan rakam 3'tür. Yanlış bir ifade. 100'ler basamanda olduğu için o büyük bir basamak değerine sahip. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Buna dikkat edelim. İkinciye geçtim. 462 sayısında 4 sayısının basamak değeri 400'dür. Bakın 4 basamağı yüzler basamağında 4 tane yüzlük 400 yapar. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. İkinci ifademize D'yi kullanmış oldum. Üçüncü ifademiz 173 sayısında 3 sayısının basamak değeri 3'tür. 3 birlik kısmında birler basamağında 3 tane birlik 3'tür. Bunda da bir sıkıntı yok doğru şekilde basamak değeri verilmiş arkadaşlar. Dördüncü ifadeye geçtim. 562 sayısında 6 sayısının basamak değeri 6'dır. 6 sayısı onlar basamağında 6 tane 10'luk 60 yapar. Bakın yanlış oldu. 6 değil 60 olması lazım. Yanlış bir ifade. O yüzden Y'yi kullanmış oldum. Diğer ifade. 307 sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 10'dur. Onlar basamağı burası. Sıfır. Sıfır tane onluk sıfır yapar arkadaşlar. Dikkat edin. Basamakta sıfır yazıyorsa onun basamak değeri sıfırdır. 10 değildir. Burada da yine bir hata söz konusu. O yüzden bu da yanlış bir ifade olmuş. Son ifadem. 600 yüz sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 600'dür yüzdür. Al, yüzler basamağında 6 var. 6 tane yüzlükte. 600 yapar. Doğru bakın ikisi de 600. Bunda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. D harfini kullanmış olduk. Üçüncü soruyu da bu şekilde yanlış ve doğruları yerleştirerek ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü soruyla devam ediyoruz. Alt kısma doğru geçtim. Burayı temizliyorum. Sizler durdurarak tamamlamalarınızı yapabilirsiniz. Dördüncü sorumuz demiş ki 736 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Hemen bakalım. Onlar ve birler basamağı. Önce onlar basamağına baktım. 3 var. 3 tane onluk ne yapar? 30 yapar arkadaşlar. Onlar basamağının basamak değeri 30. Birler basamağında 6 var. 6 tane birlik ne yapar? 6 yapar. Rakamların basamak değerleri toplamı. Bu ikisini toplamamız istenmiş. 30 6'yı toplayacağız. 30 da 6'yı topladığınızda 6 sıfırda da 6 yapar. 3'ü de aşağı indiğimizde 36 olarak sonucuna ulaşmış oluruz. 30 artı 6, 36 şeklinde 4. sorumuzu da çözmüş olduk. Ve alt kısma doğru devam edelim şimdi. Burayı temizliyoruz. Alt kısma doğru geçtim. Yuvarlama ile alakalı kısma geçtik. Buradaki çalışmaları yapacağız. Bilgi kısmı var. Örnekler var. Sıra sizde. Sayfa 27'de sıra sizde kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bir ilkokulunun ilkokulun kantininde 5 gün boyunca satılan simit sayısı verilmiştir. Verilen sayıları en yakın onluklara, onluklara yuvarlayınız demiş. Şimdi onluğa yuvarlarken arkadaşlar bir ifadeyi. Hangi üst taraftaki onluğa mı yakın alt taraftaki onluğa mı yakın onu soruyor. O yüzden birler basamağına bakmam lazım. Eğer buradaki sayı 5 ve üzeri bir sayıysa yukarıdakine yakındır. 5'ten küçükse alttakine yakındır. Mesela 121 sayısı 120 ile 130 arasındaki hangi onluğa yakın? Tabii ki de 120'ye daha yakın. Burada da 5'ten küçük olduğu için onluğumuz aynı kalıyor ve 120 şeklinde 120'ye daha yakın olduğu için yuvarlayıp 120 yapıyoruz. Alttakini salaya geçtim. Birler basamandaki sayı 5'ten büyükse o zaman yandaki onluğu 1 arttırıyoruz. Yani bu ifadeyi 1 arttırdığımızda 110 olarak karşımıza gelir. Çünkü mevcut durumda 100 ile 110 arasında bu sayı 110'a daha yakın diyoruz onluk olarak. Üçüncü ifademiz 5 ifadesi var. Bu 5 ve üzeri ise yukarıdaki ifadeye yakın demektir. 115'ten yukarıdaki onluğumuz 120 sayısıdır. O yüzden bunu bir arttırarak 120 sayısına, onluğuna yaklaşmış olduk, yuvarlamış olduk. Diğer ifadem birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 113, 110 alt taraftaki onluğa yakın, alt tarafta yani 110'a yuvarlamış oldum. Cuma'ya geçtiğimizde 5'ten büyük bir sayı olduğu için bunu bir üstteki onluğa yuvarlayacağız. O yüzden 118 bir üstteki onluk 120 var. Oraya yuvarlanması gerekir. Bu şekilde en yakın onluklara yuvarlayarak sıra sizde kısmını tamamlamış oldum. Birlikleri diyoruz. Ve devam ediyoruz. Alt kısma geçiyoruz. Burada da en yakın yüzlüğe yuvarlamakla alakalı bilgiler verdi. Evet sıra sizde kısmıyla sayfa kaç burası? 29 devam ediyorum. Demiş ki aşağıda bazı şehirlerin Ankara'ya uzaklıkları verilmiştir. Bu uzaklıkları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız demiş. Bakın Edirne'den Ankara'ya 685, Muğla'dan Ankara'ya 604, Trabzon Ankara 733, Adana Ankara 491 kilometre olarak karşımıza gelmiş. Şimdi bu ifadeleri uzaklıkları yüzlüğe yuvarlayalım. Alt tarafı doğru geçtim tablo üzerinden yapacağız. Evet burada illere göre uzaklıkları vermiş. En yakın yüzlüğe yuvarlarken arkadaşlar ilk iki basamağımıza bakıyoruz. 85 eğer 50 ve üzeri sayılarımız mevcutsa yukarıdaki yüzlüğe 50'den aşağıda bir sayımız mevcutsa alt tarafa yuvarlanır. 50'den büyük bir sayı 85 o yüzden bu 600 değil de 700'e yuvarlanması lazım. Üst tarafa 685 600 ile 700 arasında. 50'yi geçtiği için 700 tarafına daha yakın. O yüzden en yakın yüzlüğümüz 700 olması gerekir. İkinci ifademiz burası 50'den küçük bir ifade. 04. O yüzden bu alt tarafa yani 600'e yuvarlanması gerekiyor arkadaşlar. 491 Bakın iki basamak 50'den büyük. O zaman bu yukarıdaki yüzde yani 400 değil de 500'e doğru yuvarlanması gerekiyor. Bir üst yüzde yuvarlanmış oldu. 733'e baktığımızda 33 50'den küçük bir sayı. O yüzden de bu alt kısma yuvarlanacak. Yani 700'e yuvarlanmış olacak. Eğer 50'den küçükse bakın aynı kalıyor yüzlük kısmımız. Eğer 50'den büyükse bir üst yüzlüğe yuvarlamamız gerekiyor. Sayfa 29'da da bu şekilde çalışmamızı yüzlüğe yuvarlayarak yapmış olduk. Devam edelim. 30'daki konu değerlendirme ile devam ediyoruz. Evet birinci sorumuzla konu değerlendirmeye başlıyoruz. Aşağıda verilen eşyaların fiyatlarını en yakın 10'luğa yuvarlayınız demiş. Şöyle eşyaları gösterecek şekilde açtık arkadaşlar. En yakın onluk. 13 TL. Bakın birler basamağına baktığınızda 13 TL'de 5'ten küçük olduğu için bu alt taraftaki onluğumuza yani 10'a yuvarlanması gerekir. 13 10 ile 20 arasında bir sayıdır. 10'a yuvarlanması gerekir 5'ten küçük olduğu için. 121 sayımız 121'de birler basamağı 5'ten küçük. O zaman bu da yine aynı onluk kalacak şekilde 120'ye yuvarlanması gerekiyor arkadaşlar. 120 ile 130 arasında 120'ye yuvarlandı. 623 birler basamağı 5'ten küçük olduğu için bu da aynı onlukta kalacak. Yani 620 sayısına yuvarlanması gerekir. 604 TL birler basamağına baktığımda yine 5'ten küçük bir sayı aynı onlukta kalacak. Yani bu sayımız 600'e yuvarlanmış oldu. 217 TL. Birler basamağı 5'ten büyük olduğu için onluk bir üstteki 10'luğa yani 210 değil de 220 olarak yuvarlanması lazım. 5'ten büyük olduğu için 210 ile 220 arasında 220'ye daha yakın bir sayı. 75 sayımız birler basamağı 5 ve üzeri olduğu için bir sonraki onluğa yani 70 değil de 80'e yuvarlanması gerekir. İki tanesi arkadaşlar üst onluğa yuvarlandı. Diğer dört tane ifademiz e, alt taraftaki aynı onlukta bulunmuş oldu. Birinci sorumuz bu şekilde cevaplarını vermiş olduk. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim. Sizler durdurarak bunları tamamlayabilirsiniz. İkinci sorumuzda demiş ki aşağıdaki tabloda bir gazete bayisine bir haftada satılan gazete sayısı verilmiştir. Tablodaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yazınız demiş. Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlarken arkadaşlar iki basamağa bakıyoruz. Yukarıda onluğa onluk basamağına göre yuvarlarken birler basamağına tek baktık. Burada yüzlüğe göre yuvarlarken iki basamağa bakmamız gerekir. 50'den küçükse alttaki yüzlük eğer 50'den büyükse üstteki yüzdeye yüzde yuvarlanması gerekir. 46 sayısı 50'den küçük olduğu için aynı yüzlükte kalacak. Yani bu ifademiz 6 yüzlükte kalması gerekir. O yüzden 6 yüzde yuvarlamış oldum. Alttaki ifade 24. 50'den yine küçük olduğu için aynı yüzlükte kalacak. Yani 5 yüzlükte kalması gerekir. 33. 50'den küçük olduğu için bu da aynı yüzlükte kalacak. Yani 6 yüzlükte kalması gerekiyor. 22 sayısı o da 50'den küçük. O zaman bu da aynı yüzlükte. Yani 500'e yuvarlanacak. Çünkü 522, 500 ile 600 arasında 500'e daha yakın arkadaşlar. O yüzden alt tarafa yuvarlanıyor. 627 yine 50'den küçük. O yüzden bu da aynı yüzlükte kalacak. Yani 600'e yuvarlandı. 895. Bakın bu 50'den fazla. Eğer sayımız 50'den fazlaysa bir üst yüzde, yani 800 değil de bir üst yüzlük 900'e yuvarlamamız lazım. 895 800 ile 900 e arasında 900'e daha yakın olacaktır arkadaşlar diyoruz. 942 sayımız 42 sayısı 50'den küçük pardon arkadaşlar. 42 sayımız 50'den küçük o yüzden aynı yüzlükte kalacak. Yani 900'de kalması gerekiyor dedik. Bu şekilde de İki basamağa bakarak 50'den büyük ve küçüklüğüne göre yuvarlamamız gerekir. Yüzlüğe yuvarlarken dedik. Ve Sayfa 30'da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Alt kısımdaki çalışmayla devam edelim. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde Aşağıdaki sayıları en yakın onluklarıyla eşleştiriniz. En yakın onluk. Hemen yapalım. Birler basamağına bakıyoruz. Onluk dediği için. 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalacak. Yani bu ifademiz 720'ye yuvarlanmış olacak arkadaşlar. 720 ifadesi burada bakın. 5'ten küçük olduğu için aynı kaldı. 732 yine bakın birler basamağı 5'ten küçük. O yüzden aynı onlukta kalacak. Yani bu ifademizde 730'a yuvarlanması gerekir. Burada ise üçüncüde 5'ten küçük bir birler basamağı var. O yüzden yine aynı kalacak. Yani 770 olarak yuvarlanmış olacak. 756 bakın bu 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için bunu bir üst onluğa yani 750 değil de 760'a yuvarlayacağız. 760'a gitti. Bu dikkat gereken bakın. Bir arttırdık bunu. Bir üst onluğa gitti. 748 yine birler basamağı. Ee, 5'ten büyük olduğu için bu onluğu bir arttıracağız. 740 değil 750'ye yuvarlanması gerekir. Buna da dikkat edelim diyoruz arkadaşlar. Bu iki tanesi üst onluğa, diğerleri bulunduğu şey üst onluğa doğru üst onluğa yuvarlandı. Bu diğerleri kendi onluğunda kalmış oldu. Bunlara ekstra dikkat edelim. 740 sayısı da açıkta kalmış oldu. 3. sorumuzun cevabı için ve 4. soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Alt kısma doğru geçelim. Aşağıdaki sayılardan hangilerinin en yakın olduğu yüzlük 400'dür işaretleyiniz demiş. Yüzlük olarak sormuş bakın. 425 iki basamağına baktığımızda arkadaşlar 50'den küçük mü? Küçük. O zaman aynı yüzlükte kalacaktı. Yani 400'lükte kalacak. Bu ifademiz 400'e yuvarlanmış olur. Doğru bir ifadedir. Yanındakine geçtim. Bakın buradaki ifade 50'den büyük. 50'den büyük olduğunda bir üst onlu yüzdeye yuvarlanır. Yani 400 değil de bu ifade 500'e yuvarlanır. Burada bir hata söz konusu. Bizden 400'e yuvarlananı işaretlememiz istemiş. O yüzden onlara tik olmayanlara çarpı attım. Üçüncü ifadem. 48 ifadesi 50'den küçük bir sayı. O yüzden de arkadaşlar alttaki yani aynı yüzlükte kalacak. 300'e yuvarlanmış oldu. 400 olmadığı için çarpı 7. 387 50'den büyük bir ifade, 87 ifadesi. O yüzden bu ifademiz yukarıya doğru yuvarlanır arkadaşlar. Yukarıya doğru yuvarlandığında 300 değil de 400'e çıkmış olur yüzlük olarak. Yani bizim kuralımızı sağlamış olur. 5. ifade 72 sayısı 50'den büyük bir sayıdır. O yüzden de arkadaşlar bu sayımız üst tarafa yani 300'lük değil de bir üst tarafa 400'e yuvarlanmış olur. Bizden istenilen durumu sağlar. 436 basamağa baktığımızda 36 var. 50'den küçük. 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzlükte kalır. Yani 400'e yuvarlanmış olur. Bu da kuralımızı sağlar. Yani 1, 2, 3, 4 tanesi kuralımızı yani 400'e yuvarlanmış oldu. 4. soruda diyoruz. Ve 5. soruya doğru devam ediyoruz. Burayı temizledik arkadaşlar. Alt sorumuza doğru geçiyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Bunu da çözerek çalışmamızı tamamlamış olacağız. Efe aşağıdaki tabloya tabloya aile bireylerin boy uzunluklarını yazdı. Verilen uzunlukları en yakın onluğa yuvarlayarak yazınız demiş. Efe'nin ailesinin boy uzunluklarının tablosuymuş. En yakın onluğa yuvarlamamız isteniyor. Hemen birlikte yapalım. Biraz da mavi kalemi kullanalım. Bir onluğa göre yuvarlayacağım için birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük olduğu için bu ifademiz arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Bu ifadeyi bir sonraki onluk yani 3 değil de orayı 4'e yuvarlayacağız. Yani 140 olarak karşımıza gelmiş olacak. Burası 5'ten büyük olduğu için onluğumuzu bir arttırdık. 140 ifadesine yuvarlanmış oldu. 137, 130 da 140 arasındaki 140'a daha yakın. Annesi birler basamağı 5 olduğu için 5 ve üzeri ise bunu bir üst tarafa yani 6 değil de bunu da 7 olacak şekilde 170'e doğru yuvarlamamız gerekiyor. Bu ifadeyi de dedik. Babası birler basamağı 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalır. Yani 180'de kalmış oldu yuvarlanmış hali. Kardeşi Can 5'ten büyük olduğu için 8 ifadesi bir sonraki onluğa yani 110 değil de 120'ye yuvarlanmış oldu. Ablası Elif birler basamağı 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta yani 160'da kalmış oldu. A beyi özgürse 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluk olan 180'e yuvarlanmış oldu arkadaşlar. 5 ve üzeri ise bakın bir sonraki onluk eğer değilse aynı onlukta bulunması gerekiyor dedik ve bu şekilde de 5. sorumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada çalışmamızı tamamlamış olduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.